Herkese yeni bir Farming Simulator bölümünden selamlar arkadaşlar. Nasılsınız, iyi misiniz? Umarım her şey yolundadır. Hepiniz yeni bir videoya hoş geldiniz. Bugün yuvarlak balyaları çatı katına taşıyacağız. Çatı katı. Birazcık garip gelmiş olabilir. Oyunda öyle bir yer var dostlar. Daha önce de tanıtırken göstermişimdir muhtemelen. Hepiniz hoş geldiniz şimdilik. Videonun keyfini, tadını çıkarın dostlar. Evet, muhtemelen sıkıntı olacak bu ama neyse tamam. Çok fazla problem değil şimdilik. Kanalıma ilk defa geldiyseniz abone olmayı unutmayın. Bu benim için önemli. Mod olarak bir tane Manitou'yu yükledik. Onu da kullanacağız hep beraber. Bu mod dostlar bu arada. 19'da vardı galiba. 19'un kendinde vardı. Sonra buna modlamışlar. Tekerleğimizi şöyle bir şey yapalım. Tekerlek kurulumu geniş olmasın. Front guard bar diyor. Koruyucu bar niye gerekli olur ki? Olsun. Işıklarımız... LED işaret ışığı. Neymiş bilmiyorum. Çamurluklarımız. Çamurluk olmasın ya. Tekerlerin dönüşünü seyretmeyi seviyorum ben. O da gri olsun. Tamam. Şu abiyi satın alalım. Ondan sonra bir tane de buna. Neredeydi o teleskopik taşıyıcılardan. Şu balya sıkıştırarak balya toplayabilmemize yarayan ekipmanı satın alacağım. Şimdi bunları marketten hızlı bir şekilde getirelim abi. Vallahi çalışıyor. Mis gibi de çalışıyor. Tamam. Arkadaşlar joystick'i kurdum. Haberiniz olsun. Zaten göreceksiniz siz de. Şu sağa sola bakmamıza yarıyor. Açma kapamasını bilmiyorum. Peki nasıl geri kapatacağız? Açması kapatması nerede bunun? İnanın bilmiyorum. Ama onun bir kısa yolu vardır muhakkak. Yani şöyle mi yapacağız illa? Bu açma kapatmanın... Bu ışık kontrol. Dostlar ben bunu bir şey yapayım. Bir bakayım ayarlarından. Bir ayarlardan bakayım hemen geliyorum. Ayarlamam lazım çünkü. Yani buradaki tuşa falan atamam lazım. İşe yaramayan iki tane tuş tespit edeceğim. Hangisi ki? Yani şunlar işe yaramıyor. Getireceksin. Basacaksın, kapatacaksın falan. Tamam. Ayarlayalım bunu. Vallahi bulamadım. Geliyorum. Ayarlamaya çalışıyorum. Tamam neyse. Çok fazla sorun teşkil etmiyor bence. Gidelim. En azından hani açarız. Sıkıştıracağımız zaman geliriz mouse'dan. Hallederiz 2 dakika. Şu diğer mouse'u da şu şekilde kaldırayım ben. Yanlışlıkla videoyu kapatmayalım. Kapatırsak üzülürüm. Ekran kartı sıcaklığımız %75 santigrat derece, yüzde değil. Bu arada ben balyaları buraya getirdim. Videonun dışında yapacağımı söylemiştim zaten videoda. Buraya getirdim. Buradan alacağız içeri koyacağız şimdi. Mesela ilkine geldik şu şekilde. Normalde buradan yapmam lazım o işlemi. Ayarlarımı tam olarak yaptıktan sonra çok daha keyifli olacağını düşünüyorum. Buradan geldik, sıkıştırdık. Kaldırdık havaya. Joystick kullanmayı özlemişim lan.
Tamam, dikkat edeceğiz biraz daha dostlar. Dönüş açımız şey ya, fazla ya. Acayip dönüyor. Ben gene unutuyorum şeyle oynamayı, joystickle oynamayı. Şu an okey. Sıkıştıralım, havaya kaldıralım azıcık. Heh. Ne oldu buna böyle? Kendi kendine açıldı lan joystick. Aa. Allah'ım şunu bildiğin el gibi kullanıyoruz ya. Bir dakika. Gel abi şunu şöyle şuraya düz bir şekilde koy bakalım. Kapat bakayım elini şimdi. Şöyle biraz ileri ittir. Hafif de şöyle getir şimdi. Dış kameradan oynamak isterim de burası dar dostlar. Önümüzü göremeyiz. Evet, anlaşıldı. Biz her seferinde öndeki demiri vuracağız. Keşke öndeki demiri takmasaydık. Bak şimdi benim joystick hareketiyle bu da tepki veriyor mu? Vallahi veriyor. Aynısını yapıyor ha. Aynısı. Demek ki gerçekte neyse bu oyunda da bu şu an. Vay be. İstediğimiz gibi dönebiliyoruz dostlar. Güzel güzel. Bugün de bu işi yapmış olduk. Oradaki dışarıdaki şeyleri de silaj yapmak istiyorum bir yandan. Silaj yapıp onları da o şekilde kullanmak istiyorum. Bakalım. Niyetim o yönde. Şimdilik klavye ve mouse'da çok daha net oynanıyor dostlar. Tabi ayarlarını yapana kadar ya da farklı bir iş yapana kadar direksiyonun da parçalarını, aparatlarını şey yapacağım. ETS de yapmak istiyorum bir yandan. Canlı yayında da yaparız.
Hemen alıyorum, hemen. Dönüş açısı dediğim gibi çok fazla olduğu için tam tutturamıyoruz şu an kapıyı. İnanılmaz ya. Şu öndeki demirleri çıkaralım lan hemen, gelin. Bizim burada atölyemiz var zaten. Bir tane ön yükleyici lazımdı bize. Teleskobik yükleyici daha doğrusu. Ön değil de. Heh. Şuraya gireceğiz. Öndeki muhafazayı bir kaldıralım çünkü bayağı bir sıkıntı yaratacak bize ya. Belli bu. Ayarla. Front guard var. Bunu ayarla. Sıfır. Süper. Yani girip çıkarken her seferinde aynı parça sürtüyordu. O yüzden. Devam. Bu arada dostlar, size de tavsiyem, klavye ve mouse'la çok daha keyifli oluyor bu oyun. Kontrolleri adamlar mis gibi yapmışlar valla. Joystick'e falan heves etmeyin, boşuna yere masraf yapmayın. Bence. Benim fikrim. Belki şey diyeceksiniz şimdi. Ulan senin zaten var. Boş yapma diye de. Daha fazla masraf yapmanızı istemiyorum yani. Durumlar belli. Yok, biz normalde de sürtüyormuşuz lan. Ananızın babanızın kafasının etini yemeyin. Şey diye. Ben joystick alacağım. Ben işte direksiyon istiyorum diye. Çok pahalı abi. Ben olsam ben de almam yani. Ben de ana baba olsam. Ha, bir yerde çalışırsın, biriktirirsin paranı. Olur o, olur o şekilde. Ya da bir yerde çalışıyorsundur. O şekilde alabilirsin. Bence de al. Nereye taktık lan? Üstüme iyilik sağlık. Şu an nereye vuruyor? Hah, güzeldi. Biz aslında bunu çatı katına koymamamız lazım. Çabuk erişebileceğim bir yere koymam lazım ama. Şimdilik böyle yapıyoruz abi, yapacak bir şey yok. Hepsini birden tutuyor ya, sinirlerim bozuluyor. İftara da yarım saat kaldı. İyi, takılmadık bu sefer. Yarısını da koyduk. Valla dostlar, oyunu oynamayı seviyoruz. Farming Simulator benim için
Her zaman söylediğim gibi farklı bir yerde. Ama çok fazla oynadığınız zaman harbiden sıkan bir oyun. O yüzden çok fazla oynamayın eğer yeni başladıysanız. Çabuk sıkılmayın. Biz her şeyini öğrendik, çabuk sıkıldık oyundan. Böyle keşfede keşfede oynayın. Aa, bu da böyleymiş deyin mesela oynarken. Oğlum niye ben adam akıllı çıkamıyorum şuradan ya? Her seferinde şey yapıyorum lan. Unutmuşuz oynamayı. Kitlendim bir de oyuna. Tablosuna zarar vermedim. Nasıl yöntem ama? İndir ve ittir. Yine çarptık, çaktırmayın. Legitik. En azından bu sırayı bir halledelim.
Yemin ediyorum var ya şey bu. Bizim atasporumuzun dallarından birisi bu. Kitleniyorsun oyuna. İstem dışı. Yeni bir yöntem daha deneyeceğim. Burada bırakacağım bunu. Hafif geri geleceğim. Böyle yapacağım. Bence güzel oldu. İyi yöntem. Hayır. Kaldırırız ki geri. Kaldırırız derken diğerinden dolduk. Nasıl kilitlendik izliyoruz ama. Keyfini çıkarın. Fazla sohbete gerek yok zaten. Keşke sessiz videoları da yapsam ben ya. Ama kamera da olmayacak. Kamera olsa tuhaf olur. Hay arkadaş, ya Rabbim ya Resulallah ya. Şunu niye oynar oradan bilmiyorum işte. Vallahi düşecek. Az daha zorlarsam oraya düşecek. Evet dostlarım. Son ballemi atarken, daha doğrusu son değil, daha var, daha var, daha var abi. 30 dakikalık videomuz olacak zaten, olacak biliyorsunuz.
Bak ön gelince bir sapıttık. Geri geri alışmıştık ne güzel. Mouse'u bu tarafa çeviremiyorum biliyor musunuz şu anda? Daha fazla gitmiyor. Anca böyle geliyor. Ha zaten ben ters çevirmişim kafayı da o yüzden. Yok bu sefer de buraya gitmiyor. Allah Allah. Neyse bakalım. Bence götürebiliriz ya. Gidermiş. Keşke zamandan belli böyle yapsamışız. Aşağıdan ufak bir operasyon yapmam lazım dostlar. Şimdi beni takip edin. Aşağıya ufak bir operasyon gerekiyor. Abi buna çarpmaman gerekiyor senin. Normalde. Orada görünmez bir kolejim var. Oraya çarpıp duruyoruz. Taraf ne taraf oluyor lan? Tam olarak burası mı oluyor? Evet. Göbüşüm kaç lan? Yok abi. He, anlaşılmıştır. Hafif geri gel, hafif geri gel. Buraya ittirdik. Bir de karşı tarafa ittirelim.
Allah'ım ya Rabbim. Sağ sola sıkışması yok mu? Beni bitiriyor bu oyunun ya. Buraya nasıl sıkışabilirsin yani? Ya güzel oldu gene ya istifimiz falan ama işte kendimize iş açtık yani. Olmasa da olurdu neyse. Çok teşekkür ederim izlediğiniz için. Kendinize çok çok iyi bakın. Açıklamadaki linklerden Instagram adresimi takip etmeyi unutmayın. Bir sonraki videoda ve yorum bölümünde buluşunca dek hoşçakalın. Görüşmek üzere.